Dostlar hoş geldiniz. Clear Sky'a devam ediyoruz. Şöyle buradan diyelim. En son hatırlarsanız ne diyorduk, bunun ismi neydi ya? Vektör müydü? Yok, dedektör. Balest dedektör aldık. Ve Swamp'taki şeyleri alıyorduk. Neydi bu? Artifaklar alıyorduk. Bu arada saat 17.38 oyun içi. Neyse, biz şöyle bir şunları avlamaya geçelim. Abi canımız kalmadı ya. Umarım güzel bir şey almışızdır. Artı 3, 2, 2, 0, radyoş. Hiçbir işe yaramaz. Satarız bunu biz. Şimdi kanalımız var. Onu halledelim. Tamamdır, bunu aldık. Hemen bir save alayım. Bir daha buraya girmek istemiyorum. Şimdi bir sonraki şurada bir yara diye gösteriyor. Ezberim de yok benim de, gidip internetten bakıyorum şu an. Swamp'taki şeylerin nerede olduğuna. Tamam, artifaklarım. Şuraydı sanırım ya. Yok. Şurası. Ha, tamam. Şöyle -4 radyasyon falan bulsak süper olur da. Haritada cesetler gözüküyor. Onlara bakmanıza gerek yok. Muhtemelen boştur. Oyunun kendi şey ettiği. Burada da. Abi çok sıkıntılı buraya. Atlam. Domuz çedesi varmış burada. Haritada gösteriyormuş lan, haritada aslında. Bitti mi? Bir tane daha var. Biraz fazla hınç dolu geldin ama bana. Ha, bu kapı domuzlar basmış gibi bir hikaye koymuşlar. Şunun içinde bir şey var mı ki? Boş, tabii ki de. Hadi bunu kullanalım bu sefer. Şurada bir save alayım ben en iyisi. Burada bence birkaç kez öleceğim ben. Süper lan, hiç ölmedik ha. Cidden. Hemen save'imi alayım. Yapma bunu bana oyun. Yapma, yapma. Bir şey olmadı. Oh, bunu da aldık. Ne verdi? Yine jellyfish verdi aslında. Aynen. -2 radyasyon. Şurası Burnus Farmest miydi? Aynen. Nereyi gösteriyor? Cidden nereyi gösteriyor lan bu? Ha yok ya, burayı gösteriyormuş, tamam. Ben de. Neyse, böyle kaptıracağız dümdüz. Şurası şey, pump station. Bu arada stage'leri falan almayacağım. Bir önceki bölümü izleyince fark ettim aslında. Ulan. Neyse, şunu alalım onu. 7 taneymiş. Yol üstünde diye aldım bu arada. Yani 800 ruble mi 1000 ruble mi kazanmak için
üstümde 50 kilogram taşıyıp 2 saat videoyu uzattım. Sanki normal oynuyormuşum gibi oyunu. İşte ondan vazgeçtim. Sadece artifak toplayacağız. Staşlar yolumuzun üstünde bakar. Yolumuzun üstündeyse bakarız. Mesela şu yolumuzun üstünde aslında şuradan şuraya geçeceğiz. Şunlara hiç uğramayacağım bile. Karakter yoruldu. 653 ruble var. İşime yaramayan artefaktları satacağım tabii ki de. Ya gönül ister şunu kullanmak ama radyasyon sıkıntı, en azından şunu bulduk. Bir tane daha boş şey açarsak. Ha, onu takarız. Zaten jellyfish'imiz de var. İkisi birbirine denk gelir. Üstüne de eksi bir radyasyon korumamız olur. Güzel, hiç yoktan iyidir. Bir tane medkitimiz oldu. Fazla da. Her neyse. Aslında hemen şurada diyor da. Abi nerede bu şey? Fireball olacaktı. Ateşe karşı dayanıklılık. Bu hiçbir işimize yaramaz. Ya ne yazık ki şu iğneye basmak zorundaymış o. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane daha bulduk. Son iki tane kaldı. Yok, üç tane pardon. İki tanesi şu yukarıda. Şurada ve şurada. Bir tanesi elektrik, diğeri de muhtemelen ateşle ilgili bir şey olacak da. Hatta şimdilik şunu çıkartıp şunu takalım. Umarım buradan tam da istediğim şeyler çıktı. Radyasyondan korunmak için bunlar birazcık işimize yarar şu anda. Oluyoruz ya. Bu ne durumda? Biraz hasar gördü. Şurada bir duralım. Birazcık şey olsun, koşmaya ihtiyacımız olabilir. Hatta bir de save alalım şöyle. Ölüyorduk lan. Ne verdi? Nerede lan o? Ateşe karşı artı bir, eksi bir. Radyasyon hiçbir işimize yaramaz. Şimdi nerede diyor? Aa, şurada bir tane var. Elektrik anomalisi galiba orası. Aynen öyle. Neyse şunu bulduk. Bunu direkt satarız muhtemelen. Belki yine diğerleri işimize yarayabilir de. Anomaliye bağlı olarak. Süper abi. Şimdi burada 2 saat kendimizi toparlayamayız bu arada, eminim. Çünkü hem elektrik hem de Psy'di galiba bu.
Abi nereye gideyim Allah aşkına? Şimdi buradan çıkmam lazım. Süper ya, şaraplardan mı? Ne oluyor lan? Neyse ben biliyorum ne yapacağım. Oh, ölüyormuşuz lan biz. Tamam, şimdi dengeledik. Ne bulduk? Artı bir, eksi bir umarım. Güzel. Eksi artı bir de yani eksi bir gibi düşünüyorum aslında. Heh. Tam sonuncusu kaldı. O da aynen şu alan içerisinde. Uf, ulan oraya da cam kalmadı ha bu arada. Ve buradaki en zor yani alması bayağı zor. Hem elektrik hem de zihin şey buradaydı sanırım. Aha geldik. Süper. Hiçbir şey de gözükmüyor şu an. Ha şurada. Tamam, karakter dinlendi sayılır. Hatta hiç yoktan iyidir diyelim. Öldük. Gayet normaldi o ölüş. Hiç üstümüze medkit falan yok ya. Hemen alıp çıkmamız lazım onu. Nasıl yaparız? Aa yapma. Dostlar ne yaptın? Ben burayı birkaç kez denedim. İçerindekini aldım ama her seferinde medkitim olmadığı için oldu. Ta Clear Sky Basin'e gittim. Geri geldim. Bir tane medkit aldım. Umarım şimdi aynı şeyler yaşanmaz. Tek seferde geçmek istiyorum. Save aldım da o değil mi ben? Bir daha alacağım. İşte zihin şeyi. Abi neredesin? Allah'ın belası şey ya. Valla yapacak bir şey yok. Bir daha deneyeceğiz onu. Şuradayım. O zihin şeyi beni öldürecek. Yok abi yok. Bir çözüm bulmak lazım ona. İki tane medkit olsa. Ya base'de de yok ya bir şey. Şöyle gidelim. Su mu var burada ya? Lan vallahi geçtim abi bu sefer tekte. Oh be. Ne verdi lan bana? Şunun büyü seviyesi süper. Şimdi nerede o? Şuradaki sanma. Neyse ya. Başladım şimdi ona. Şimdi Clear Sky Base'ine geri döneceğim. İşime, bana lazım olmayan şeyleri satacağım. Daha sonra da Kordon'a doğru olan yolculuğumuz başlayacak tabii ki de.
Oyuna devam ediyoruz. Öyle diyeyim. Ve şuna bakın, sağda görüyorsunuz radyasyon. Şu anda en üstteki göz şeyi, yani zihin kontrolü. Yani zihne hasar veriyor direkt o anomalin içindeki şey. Artık ne diyeyim, anomalin kendisi içindeki şey. Neyse, biz hepsini yaptık. Kurtulduk sonunda. Yine bir şey yok. Şöyle bir Clear Sky Base. Yeah, let's go. Hemen ufak göstereceğim bir şeyler olacak burada size. Sen ne satıyorsun lan? Welcome. What's new, bro? Well, next time you're at the swamps, don't be a stranger. Şarap bende de var da, iğne var mı? Sende var. Şunları alsan, bana iğneleri ver. Şöyle yapsın. Birazdan paranız olacak. Dert değil. You're with us, want to trade? Bir şey var. Good luck to you. Şimdi ulan hiç mi medkitin yok be adam? Ne işimize yaramayacak şu, neydi? Bunu satacağız. Artı 3, şu artı 1. Tamam. Ha, şunu da satacağız. Bakın Vintar var. Bunu satmadan önce şunları da bir satalım. Şöyle trade diyelim biz. Tamamdır. Şurada bir upgrade'lere falan bakalım. I'll be there. What's up? Remember to be a good shooter. Get your gun talking for a child. Hemen 196 ruble istedi. Bunluk yok. Bu full şu an, kondisyon hiç yok. Bakın ne kadar istiyor. 6015. Yok, 9600 istiyor. Sen de bize 6515 daha gerekliymiş. Tabii ki de yapmayacağız. Satacağız bunu direkt. Neredeyse hiçbir işimiz yaramıyor. Ve yani Vintar'ı güzel güçlü silah ama normalde dürbün olduğu için yakın mesafede kötü kalıyor bu sefer. En azından benim için. Onun için elinde tutmayacağım. Vintar'ın karşılığında bunları mı alsak? Neyse, çok da almayalım. 2 tane olsun. 40 da para kalsın. 3125. Şimdi üstümüze birkaç eklenti ekleyelim. Zırhımıza özellikle. Need something upgraded? What's up? You get anything else to fix? Come to me for help. Şunu yapmak istiyorum. Şimdi ne kadar? 1025 rupya kaldı üstümüze. Şimdi pompalıya mı? Aa, zaten bunu yapamıyoruz. Pompalı yükseltelim biraz. Mesafe artıyor ama ateş edilmiyor. Ağırlık düşüyor. Kaç para ki? 120. Tamam, bir şey olmaz, yapalım. Koyalım. Koyalım ikisini. 30. Bunu yapalım. Da. I'll be there in a moment. I repair faults in hardware, not in its owner's arms. Pek anlamadım. Her neyse ya. Ya tabanca şey etmeyeceğim, o kadar lazım değil. Bu kadar paramız kaldı. 665, 3, 2 desek, 8. Biraz pompalı mermis alalım şuradan. You're with what to trade? Drop in next time you're in our neck of the woods. 40 para değil bu arada. Medkitimiz yok. Şunlar... 25 rublemiz kaldı. Tam bir Rus hayatı yaşıyoruz şu an. Her neyse, yükseltmelerimizi yaptık. Heh, şimdi artık bunu kullanabiliriz. Artı 3 radyasyon. Şundan ikisi eksi 2, eksi 2, eksi 4 oluyor. Eksi 1 radyasyon kolumuz. Üstüne 20 kilogram da taşıyoruz. 70'e kadar taşıdığımızda hiçbir sorun yaşamayacağız. Stalker, what do you want? Şimdi dostlar, ben videoyu burada keseceğim. You have my full attention. Çünkü oyunda artık gece olmaya başladı. Gece karanlığında bu oyunda hiç ilerlenilmiyor. Ve üstüne
Oyunda da uyuma yok. Clear Sky'da. Call of Pripyat'ta geliyor bu. Stalker, what do you want? Neyse ben videoyu keserim burada. Hatta şurada save alayım. Ben burada artık sabah olmasını beklerim. Öyle de oyuna devam ederiz. Videonun diğer yarısında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Dostlar tekrar hoş geldiniz. Dediğim gibi zaman ilerlemesini geçmesini bekledim onun içerisinde. Ama mikrofon uzak kalmış. Şu an saat 4.44. Bence artık kordona geçebiliriz. Şöyle gidelim. Buradan kordona geçeceğiz. İşte oyunda artık guide'lar oldu, rehberler. Belli yerleri geçebilmek için onlara gitmemiz lazım. Kordon'un geçiş yeri şurası. Şuradan da aslında bir yol var ama Renegades bölgesi de şu anlık oyun yapmıyor. Öğrendiğimiz için yol diye bizi. Nerede o guide buradaki? Kordon'a bizi geçecek olan. You have my full attention. Aynen. To the Kordon diyelim ve maceramıza devam edelim. Aa, hiç görev yapmadık lan aslında. Aslında tamamladım da ben. Neyse. Sıkıntı olmaz. Hemen şuradan bakarız. I haven't seen anyone come from the swamps in a long while. You've come out right next to the army outpost. There's only one thing a stalker can expect from the army, and that's a bullet. So I'd be careful if I were you. Sidir oyun bir şeyler dedi bize, duydunuz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Arma posta bir MC eklemişler. Machine gun. Ve ben burada oynayan zor seviyede hiç geçemiyorum. Hatta size de göstereyim. Bakın alan nerede? Yani gördünüz. O makinalı ben hiç en zor şekilde hiç geçemedim şu ana kadar. Onun için bu kısımda oyunun zorluk seviyesini Novice'a getireceğim. Use diyeceğim. Şöyle 30 seviyeden başlayalım. Geçemiyorum oradan. Yapamıyorum hiçbir şekilde. En kolayı da geçip gelmem gereken yerde tekrardan zorluk seviyesini veterana çekeceğim. Ne oluyor lan? Onu direkt headshot attı. Nasıl oldu lan o? Aa dur. Ama yok, zorluk seviyesini düşürdüm sonuçta ben. Tek yememem gerekiyordu yani. Options diyeceğiz. In a long while. You've come out right next to the army outpost. There's only one thing a stalker can expect from the army, and that's a bullet. So I'd be careful if I were you. Şimdi bir daha bakacağım. No voice. Bu sefer ölmemem gerekiyor. Şimdi tekrardan oyun zorluğunu Master'a alabiliriz. Master mıymış? Allah, ben veteran değilmiş. Her neyse. Abi buradan geçebilen illaki var da ben beceremiyorum arkadaş. Ne yapalım? Şimdi şu an biz Mercenary'yiz. Yani paralı askeri, siz de biliyorsunuz. İstatistik. Burada da oyun içinde gruplarla ilişkimiz var. Renegades'lerle şu an düşmanız. Yaka paça. Öleyim. Burada Stalker'lar var. Şimdi Strovich'in yanına gideceğiz. Bizi çağırdı. Size şunu da söyleyeyim. Master seviyede evet geçebilirsiniz şuradaki yolu kullanıp böyle ama Stalker'lar size saldırmaya başlayacak. Çünkü hiçbir ilişkiniz yok. Ondan nasıl kurtuluyorsunuz? Şöyle geliyorsunuz. Dolanıyorsunuz. Dolanıyorsunuz. Şöyle. Hiç bunlara çatmadan şöyle geçeceksiniz de ta buraya Stroy için yanına geleceksiniz. Uğraş babam uğraş, öyle diyeyim.
Naya, nice to see you. So, shall we talk business? Seni bir garip gördüm Sidorovich ben ama. Arkada silahları görüyorsunuz. Hello, Merc. Tell me, what brings you? I see so many stalkers in here. Now we're visit the stalk. Hey, Merc, I'm still... Bir ticaret yapılmasında mermi var mıdır bunda? Aha, şu pompalı ama yok. Burada zaten bulacağız. Neyse. Meet stalker beyond the embankment. Don't forget, I still need that case. Ha, onlarla buluş diyor, tamamdır. Hey Merc, I'm still waiting on that case. Let me explain this again. Neyse, bunu geçelim şimdilik. Şurada ufak bir görev var. Onu yapacağım. Ondan sonra videoyu bitirip kordon ilişkimize devam ederiz. Şöyle bir dursun. Burayı fotoğraf olarak atalım, bir şey deriz. İhtiyaçları yoktur diye düşündüm. So tell me what's up. Buna da ihtiyaçları yoktur. If you... Yeah, thanks. Got any for work for me? Tamamdır. Hemen bir save alalım. Benim için bir iş var dedi. Bir tane çaylak var. Git ona yardım et dedi. Şöyle bir yardım, tabii masum bir yardım. Ölmemesi için yardım ediyoruz şu an öyle bana. Yoksa köpek, tabii oyunda garip bir bug olduğu için her türlü ölecekti. Sanki böyle denk gelmişiz gibi düşün. Yani denk gelmiş gibi yaptık, öyle düşünün. This may not be over yet. Neyse, bitmedi lan, bitti işte, hadi. Quiet, let's wait a little longer. All right people, that's enough. Konuşsaydık seninle ya. Ha, konuşamıyoruz değil mi? Doğru. Base'e girdi. Base. Base'in Türkçesi ne oluyor lan? Base, bölge mi? Kendi bölgemize mi? İşte ana üs. Ha, üs ya. Ana üsümüze geri dönene kadar eşlik edeceğiz. Tabi bu abi gidecek de oraya varacak da. Bu arada Shadow of Chernobyl gibi bunların hepsini burada temizleyebilirsiniz ama hiçbir işe yaramıyor. Geri spawn oluyorlar. Biraz daha hızlı gitsen ne güzel olacak da. Kordon ya abi çok güzel ya. Bakayım. Ha bak, FPS de arttı şu an. Swamp'taki ışıklandırma çok fazla. Burada gizli şeyler var mıydı hiç hatırlamıyorum açıkçası. I'm listening. Neyi dinliyorum kanka? Hala 25 rublemiz var. Neyse şu birkaç şeyi satalım bari de. Verdi, iyi güzel. Hemen şu üstündekileri satayım öyle. Ya da yok, neyisini satacağız zaten. Hangisi bunu kurtarmış? Come on, spill the beans. İşte bu eleman da Drifter. Aslında önemli bir karakter bizim için ama olmayı biraz sonra, bir sonraki videoda açıklarım bunu. Hatta ben videoyu burada bitireyim dostlar. Şöyle yukarı tepeye çıkalım. Kordon Stalker Base. Ya burası çok güzel ya. Şöyle hatta dursun ha. Dostlar, burada videoyu bitiriyorum. Bir sonraki bölümde kordondaki görevlerimizi, işlerimizi yaparız. Artifakları çıkarırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.